Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videodaki ismimiz Matt Phillips. Evet, Matt Phillips'in ismi Beşiktaş'ta anılıyor. Ve Beşiktaş'ın West Bromwich'e kiralık teklifinde bulunduğu söyleniyor arkadaşlar. Biz de Matt Phillips'in ilk önce 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Sonra Ajax scout raporlarını alacağız arkadaşlar. FM Editör rakamlarını inceleyeceğiz ve Matt Phillips'i alacağız. Beşiktaş'ın 2018-2019 kadrosuna koyacağız. Bakalım mevcut kadrodaki kanat oyuncularından formayı alabilmiş mi ve aldıysa nasıl bir performans göstermiş onu inceleyeceğiz. Evet, Matt Phillips İngiltere'de West Bromwich'te oynuyor arkadaşlar. İskoç oyuncu, 27 yaşında, 91 doğumlu. Artık ona 27-28 yaşında diyebiliriz. 12 kez milli takım formasını giymiş ve bir golü var. Piyasa bedeli 15,75 milyon euro ve 30.06.2022 tarihine kadar da West Bromwich'ten 1,93 milyon euro kazanıyor Matt Phillips. Evet, rol ve görev dağına baktığımızda sağ kanat arkadaşlar. Sağ kanat oyuncusu olarak görüyoruz onu. Ama daha çok evet iki kanatta da 4-4-2'de de oynayabiliyor kanat oyuncusu destek olarak. 4-3-3 taktiğinde de kanat oyuncusu destek olarak oynayabiliyor. Hatta sol bekleri bile oynama imkanı veriyor profil bize. Hatta yani o sol tarafta ofansif orta saha ve forvet bile oynayabilir diyor. Çok yönlü bir oyuncu olduğunu görüyoruz buradan Matt Phillips'in. Evet, 1,83 boy, 75 kilo ağırlık, gayet iyi bir boy ağırlık endeksi demek mümkün. Kullandığı ayak sağ, kişilik dengeli, medya gözünde kanat oyuncusu. Sağ kanattan dripling yapan, kaleyi uzaktan yoklayan, sert şutlar çeken ve sol kanattan içe kat eden bir oyun tarzı var Matt Phillips'in. Gelelim fiziksel özelliklerine. Çeviklik 12, dayanıklılık 14, denge 13, güç 13, hız 15, hızlanma 14, vücut zindeliği 14, sıçrama 12. Güzel özellikler. Yani çok çok iyi değil ama iyi özellikler diyebiliriz fiziksel bakımdan. Zihinsele gelelim. Agresiflik 4, cesaret 9, çalışkanlık 13. Evet, çalışkan bir kanat oyuncusu. Karar alma 11, kararlılık 12, konsantrasyon 12. Liderlik 10, ön sezon, özel yetenek 15, pozisyon alma 6, soğukkanlılık 12, takım oyunu 12, topsuz alan 13, vizyon 12. Yani burası da fiziksel özellikler gibi bence çok çok iyi değil ama vasatta değil, iyi yani orta ve üstü demek mümkün zihinsel bakımdan da. Özel yeteneğinin güzel olduğunu görüyoruz. Çalışkanlık, takım oyunu gayet iyi. Çalışkan ve takım oyununa uyumlu bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Topsuz alanı 13'te gayet yeterli bir kanat oyuncusu için. Tekniğe gelelim. Teknik 14, pas 12, ilk kontrol 12, dribling 14, driblingi fena değil. Orta yapması 15, evet orta yapması çok iyi bir rakam. Uzaktan şut 14, 13 hiç fena değil. Bitiricilik 11, kafa vuruşu 11. Burada evet teknik 14, pas 12 ve ilk kontrol birazcık zayıf gibi ama driblingi, orta yapması, uzaktan şutu hiç fena rakamlar değil. Yani kötü bir profil yok karşımızda, yararlı olabilecek bir oyuncu. Aslına bakarsanız Abdullah Avcı'nın Visca'sını arıyor diyebiliriz. Yani Visca'nıyla mevki olarak da bence takıma çalışkanlık ve takım oyununun özelliklerine baktığımız zaman benzer profile sahip diyebiliriz. Peki Ajax scoutları ne demiş? Mevcut yetenek 3, potansiyel yetenek 3, harika oynar demişler Eredivisie seviyesinde. Yararlı bir transfer olabilir demiş Ajax scoutları. Dil öğrenmesi gerekiyor. Sakatlığa meyilli bir oyuncu sayılır. Sert geçen maçlarda çekingen oynaması takım arkadaşlarını zaman zaman zor duruma sokabiliyor. Ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demiş Ajax scoutları eksi olarak. Artı olarak orta yapma becerisine sahip. Evet, çok iyi bir orta yapıcı gerçekten. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Dengeli ve normal bir karakteri var. Başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir. Büyük maçlarda oynamayı çok seviyor. İstikrarlı bir oyuncu sayılır. Hızlı bir oyuncu sayılır. Oyuncu sağ bek pozisyonu için eğitilebilir. Sağ bek olarak değerlendirmiyoruz biz onu. Bonservis maliyeti olarak 12 milyon euro ile 16,75 milyon euro arasında bir bedel belirlenirken maaş olarak ise 1,74 milyon euro ile 2,22 milyon euro arasında bir bedel belirlemiş Ajax scoutları. Tabii Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse kiralık olarak yapacak. O yüzden bonservisin çok bir anlamı yok. Zaten Türkiye'de şu an bu bonservis fiyatlarını verecek takım da yok. Evet, Ajax scoutları olumlu rapor vermişler arkadaşlar oyuncu ile ilgili olarak. Hemen bakalım FM Editör rakam rakamlarına 140-133 gayet güzel rakamlar olduğunu düşünüyorum. Potansiyel yetenek 140. Tabii artık oyuncu en olgun yaşlarına gelmiş durumda. Mevcut yetenek 133. Gelişimini hemen hemen tamamlamış diyebiliriz. Güzel rakamlar, gayet uygun rakamlar bir kiralık hamlesi olarak. Şöyle kısa bir geçmişine bakalım, hangi takımlarda forma giymiş. Evet, İngiltere'den çıkmış Wycombe takımından Blackpool'a gidiyor. Oradan Queen's Park Rangers'a gidiyor. Queen's Park Rangers'ta kariyerinin esas çıkış noktası orada başlıyor arkadaşlar. İlk sezon 21 maç 3 gol, ikinci sezon 25 maç 3 gol, 2015-2016 44 maç 8 gol atıp ve 6,75 milyon euro West Bromwich'e dahil oluyor. 27 maç 4 golü var ilk sezon, ikinci sezonda 30 maç 2 golü var. 2018-2019'da da 24 maçta 3 gol 2 asistle oynuyor Matt Phillips. Evet. İyi bir kanat oyuncusu olabilir Matt Phillips arkadaşlar. Hızıyla, orta yapma yeteneğiyle ve takıma
olan uyumuyla, çalışkanlık ve takım oyunu rakamlarıyla tam bir takım oyuncusu izlenimi veriyor. Evet, şimdi Matt Phillips'i aldık. Beşiktaş'ın 2018-2019 kadrosuna koyduk. Bakalım Matt Phillips eldeki kadrodaki oyunculardan formayı kapabilmiş mi? Kaptıysa nasıl performans göstermiş, ona bakacağız. İşte karşınızda Beşiktaş'ta Matt Phillips'in 2018-2019 performansı. Evet, 1 Haziran 2019 tarihindeyiz. Bakalım Matt Phillips Beşiktaş'ta formayı kapmış mı? Kaptıysa nasıl performans sergilemiş arkadaşlar? Ona bakacağız. Şöyle geliyoruz. Evet, 43 maç formayı kapmış. Asıl oyuncu olmayı başarmış. Toplam 43 maç, 42'si 11, 1 yedek, 10 gol, 8 asist, 3 kez maçın adamı, %64 pas isabeti, %36 şut isabeti, 4 gol, 7-15 ortalama. Yani çok etkili bir performans sergilemiş Matt Phillips Beşiktaş'ta. Benim beklentimin üstüne çıkmış. Skora katkısı çok iyi. Asist yönünde kuvvetli ve oyuncu puanı ortalaması 7-15. Gayet iyi bir rakam. 7 üstü FM oyun motoruna göre gayet iyi bir rakam arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Şöyle özelliklerine de bakalım hemen. Profil özelliklerinde ya da turnuva bazında nasıl performans göstermiş ona bakalım. Süper Lig'de 32 maç, 31-11, 6 gol, 6 asist, 3 kez maçın adamı, 7-18 ortalama. Gayet iyi rakamlar. Kupada oynamamış, uluslararası maçlarda da 11 maçta 4 gol, 2 asist ve 7.08 puan ortalaması yakalamış. Yani 42 maçta toplam ilk 11'de çıktı. 18 gole etkide bulunmuş. Nereden baksın 2 golde bir skora katkıda bulunan bir oyuncu performansıyla karşı karşıyayız. Şöyle profiline de bakalım hemen. Profilinde yine herhangi bir değişiklik yok. Bence hala yeterli bir profil diyebiliriz. Yani şu mali şartlarda arkadaşlar yapacak bir şey yok. Böyle bir kiralık hamlesi bence çok mantıklı olur Beşiktaş için. Yani iyi özellikleri. Bence iyi bir sağ kanat oyuncusu diyebiliriz. Çalışkanlığı da önemli. Abdullah Avcı sever bu tarz oyuncuları. Aslında biraz Visca benzeri bir oyuncu da demek mümkün arkadaşlar. Biraz hızlı ve hızlanması Visca'ya göre daha iyi ama diğer özellikleriyle, zihinsel özellikleri dahil Visca tarzı bir oyuncu demek mümkün Matt Phillips'e. Tabii Visca'sını arıyor Abdullah Avcı. Quaresma ile olmaz orası. Oyuncu özelliklerine bakalım. 134-140 hemen hemen aynı. Güzel rakamlar. Gerçekten temiz rakamlar. Bir Türkiye Ligi Süper Ligi'nde sağ kanat oyuncusu için uygun rakamlar olduğunu düşünüyorum. Eğer gelirse de şayet Beşiktaş'a aynı FM motorunda gibi arkadaşlar bu performansı sergilemesinde bekliyorum. Mantıklı bir transfer hamlesi olabilir. Tabii burada İskoç oyuncu var, geldi mi Türkiye? Hiç hatırlamıyorum ben. Hiç hatırlamıyorum. Pasaport belki sıkıntı olabilir çünkü İskoçlar daha çok İngiltere ligini, İngiltere üst ligini ve alt liglerini tercih ediyorlar. Bakalım zaman bize neler gösterecek, göreceğiz ama mantıklı bir transfer hamlesi, kiralık olarak gelmesi planlanıyor zaten. O açıdan mantıklı bir transfer hamlesi olarak görüyorum Matt Phillips hamlesini. Evet, bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.